billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâle Resûlü ya Rabbi inne kavmi ittehezû hâzel Kur'âne mehcûra. Sadakallahul azim ve bellegnen Resûlül kerîm ve nahnu alâ zâlike mineşşahidin. Aziz dostlar, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek ellerinde yetişmiş o güzide neslin Kur'an anlayışlarını anlama yolculuğumuz devam ediyor. Rabbim inşallah onlar gibi anlayanlardan eder bizleri. İnşallah o nesil gibi Kur'an'ı kavrayanlardan eder. İnşallah onlar gibi hayatlarına taşıyanlardan eder bizleri. Ara ara durup düşünmekte fayda var. Nasıl oldu da daha dün taştan, topraktan, helvadan yapmış oldukları ilahlara tapan bu insanlar, daha dün diri diri kız çocuklarını toprağa gömen bu insanlar, daha dün sıradan deve çobanlığı yapıp belki çöl kervanlarını vurarak şakilik, eşkıyalık yapan bu insanlar birdenbire tarihin altın sayfalarına isimlerini silinmemek üzere nakşettiler. Ne oldu ki bu insanlar bu hale geldi? Ne oldu ki bu insanlar bir anda büyük bir devrimin altına imza attılar? Bizim gibi 1500 senedir onların hayranlıklarını anlata anlata bitiremez bir hayatın altına kendi mühürlerini bastılar. Ne oldu o insanlara? Bir tek şey. Kur'an'la tanıştılar. Kur'an'ı hayatlarına taşıdılar. Kur'an'a teslim oldular. Kur'an'a teslim olanlar eğer böyle yüceliyorlarsa, eğer sıfırdan başlayıp basamakları beşer beşer geçip zirvelere doğru tırmanıyorlarsa, eğer Kur'an bir toplumu böyle yüceltiyorsa, böyle büyük bir makama ve mevkiye ulaştırıyorsa, niye bugün aynısı olmasın? Bugün de aynısı olur. Yeter ki sahabi safiyetinde Kur'an'a teslim olalım. Yeter ki onlar gibi Kur'an'ın rahle-i tedrisatının önüne doğru bir kamet, doğru bir kuğut ile oturabilirim. Doğru bir duruş, doğru bir oturuş. Rabbim bunu bizlere nasip etsin inşallah. İşte bunun için bir gayret veriyoruz. Bunun için sahabenin Kur'an anlayışını önemsiyor, anlamaya ve kavramaya çalışıyoruz. Bunu anlayabilmemizin de bir alt zemini olması gerektiğini söylemiştik geçen derslerimizde. Nuzul ortamı dediğimiz ve beş ana başlığa ayırdığımız Kur'an'ın o iniş üssünün her ayrıntısıyla anlayabilmek. Bunun da dördüncü ana başlığındaydık. O dördüncü ana başlığımız ilk muhatapların sosyal, kültürel ve dini yapılarıydı. Hatırlarsanız geçen derslerimizde sosyal yapıyı işledik. Onun avantajlarını ve dezavantajlarını gördük. Allah Resulü'nün nasıl bir sosyal çevreye Kur'an'ı duyurmuş olduğuna şahit olduk. Geçen derste kültürel yapıyı gördük. Kültürel yapıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yine Kur'an'ın rehberliğinde nasıl bir mücadele verdiğine şahit olduk. Ve oradan bir ilke manzumesi elde ettik. Dedik ki geleneğe yaklaşımı işte Allah Resulü'nün o kültürel mirasa karşı takındığı tavırla öğrenebiliriz. Allah Resulü kültürel mirası değerlendirirken bazılarını ilga etti, tamamen iptal etti. Bazılarını ıslah etti, bazılarını da aynen bıraktı, ibka etti. Bununla da biz bugünün dünyasına ait mesajları öğrenmiş olduk. O halde geldik bugün yine önemli bir mevzuya, yine Kur'an'ı anlamak için
Kur'an'ın o nesli nasıl değiştirdiğini kavrayabilmek için önemli bir konunun önüne. Nedir bu konu? İlk muhatapların dini hayatları. Nasıl bir dini hayatları vardı o insanların? Kur'an'a muhatap olan o insanlar nasıl bir Allah'a inanıyorlardı? Nasıl bir Allah tasavvurları vardı? Din onların hayatlarının ne kadarındaydı? Dinin kutsalları onlar için nelerdi? Bu çok önemli bir mevzudur. Çünkü Kur'an'ın ilk muhataplarından bahsediyoruz. Var olan bir dini düşünceden bahsediyoruz ve Kur'an'ın o dini düşünceye nasıl yaklaştığından bahsediyoruz. O halde gelin böyle bir yapının muhtevasını, içeriğini anlamaya çalışalım. Kur'an'ın ilk muhatapları dediğimiz zaman Mekke ve Medine'yi kastederiz. Mekke'de 13 yıl Allah Resulü'nün ilahi kelamının mesajlarını duyurmaya çalıştığı o ilk neslin hepimizin de malumu olduğu üzere müşrik bir duruşu vardı. Yani Allah'a şirk koşan, Allah'a eş koşan, ortaklar edinen bir muhatap çevresi vardı. Geliyoruz Medine'ye. Medine'de de durum farklı değil. Medine'de de şirk var. Medine'de de müşrikler var. Medine'de ziyadesi de var. Çoğunlukla Yahudiler var. Az da olsa Hristiyanlar var. Demek ki ilk vahyin, son vahyin ilk muhataplarının böyle bir dini muhatap çevresi varmış. Peki dostlar, işin içerisine girmeden hemen başında şöyle bir soru soralım. Allah neden putlara tapan bir çevreyi ilk muhatap olarak kendine seçti? Bu çok önemli bir sorudur. Bugün biz putçuluğa paganizm diyoruz. Paganizmin modern muhatapları mı var ki Kur'an 1500 sene öncesinde kendisine muhatap olarak seçtiği zümreyi taşlara, elleriyle yapmış oldukları cansız varlıklara mabut ve ilah gözüyle bakan bir çevreyi muhatap olarak edinmiş olsun? Acaba bu Kur'an'ın evrenselliğine aykırı değil mi? Niçin ilk çevre Yahudiler ve Hristiyanlardan değil mesela? Medine'de inseydi vahiy, en azından ehli kitap mensupları olanlara hitap etmeye başlayacaklardı. Ve şu anda da ehli kitabın mensupları var. Dolayısıyla Kur'an boşa konuşmuş olmayacaktı. Tabii ki konuşmada açıklamasına geleceğiz ama ilk bakışta bir çelişki varmış gibi gözükür. Ama böyle midir? Hayır. Eğer biz müşrik akıl yapısının o zihniyetini anlamaya çalışırsak anlayacağız ve göreceğiz ki puta tapmak 1500 sene önceki cahiliye Arabının derdi değil. Bugünün dünyasının da derdidir. Bugün de şirkin ve müşrikliğin zirvelerde seyrettiğine şahit olacağız. Ve Kur'an'ın evrenselliğine hiçbir zarar gelmediğini, hatta Allah Resulü'nün ve tabii ki Kur'an'ın o mesajlarının nasıl o günde yankı ve tesir uyandırdığını fark edip ikrar ettiğimiz gibi bugünün dünyasına da etkisini ve tesirini yeniden ikrar edeceğiz. Çünkü Kur'an'ın dili olan Arapça muktezai hal denen bir ilke üzerine bina edilmiştir. Nedir muktezai hal? Aslında bu belagatın içerisinde meaninin dile getirdiği bir ilkedir. İlmul belaga Arapça'da, Arap dilinde üç ilimden oluşur. Beyan, meani, bedi. Meaninin de temel ilkelerinden bir tanesidir muktezai hal. Ne demek? Duruma ve mekana göre konuşmak.
duruma ve mekana göre konuştuğunuz zaman o sözün bir değeri olur. Hani Anadolu'da deriz ya, söz yerinde ağırdır. Aynen onun gibi. Eğer bugün sözümüzün muhatapları sözümüzü anlamıyorlarsa, muhataplarımız bizim hitabımızdan bir şey anlamıyorsa, o hitabın bir değeri de olmaz. O hitap ne kadar kıymet ihtiva ederseniz. İşte Kur'an ilk muhataplarını dikkate alarak konuşuyordu. Peki ilk muhataplarını dikkate alarak konuşan bir metin evrenselliğini nasıl muhafaza edebilir? Puta tapan bir çevre ve Kur'an ona karşı konuşuyor. Düşünün, ne olacak? 1500 sene sonra farklı bir muhatap çevresi gelecek. Hadi biz ülkemiz ölçeğini konuşalım. %99'u La ilahe illallah diyen bir muhatap çevresi var şu anda yaşadığımız coğrafyada. Öyle değil mi? İnkar yok. Evlerimizde put yok. El sürüp vesile isteyip şefaat dilendiğimiz, Allah'a aracı kıldığımız herhangi bir aracı yok. Peki bu kadar yokun içerisinde Kur'an'ın neredeyse üçte birlik, özellikle akideye ait meselelerindeki o uslubunu nereye koyacağız? Putlardan açık ya da dolaylı bir biçimde bahseden Kur'an ayetleri bize bir şey söylemeyecek mi? Sadece o günün insanla mı konuşacak bu ayetler? Hayır dostlar, hayır. Kur'an'ın savaşı putlarla değil. Kur'an'ın savaşı put zihniyetiyledir. Ve zihniyet 1500 sene öncesinde kalıp da biten bir mesele değildir. O gün de vardı, bugün de var. Onun için Kur'an o gün muktezayı hale göre, yani şartlara ve duruma göre konuştuğu için nasıl tesir uyandırıyorsa bugün de aynı tesiri uyandırıyor. Muhatap çevresinin değişmesi Kur'an'ın evrenselliğine en küçük bir zarar getirmedi çünkü. Muktezai hal nedir? Üç muhatap çevresi olur. Meaniden öğreniriz yine. Haber cümlesinin üç farklı şekli. Muhatap ya iptidai bir haberle ikna olur, ya talebi bir haberle ikna olur, ya inkari bir haberle ikna olur. Ne demek bunlar? Diyelim ki muhatabımız karşımızda, safi bir düşüncesi var. Söylediğimiz söze anında ikna olacak. İtiraz etmeyecek. O halde sıradan bir cümle kullanırsak, mesela deriz ki Arapça, Câe ehuke, kardeşin geldi. O da inanır. Çünkü onun duruşu böyle bir cümleyi kabule uygundur, muvafıktır. Ya karşımızdaki muhatabımız talebi bir cümleyle ikna olacaksa, o halde kuracağımız cümleyi tekitle kurmak zorundayız. Yani sağlamlaştırmak zorundayız ta ki muhatabımızı ikna edebilelim. Onun için de muhatabımıza deriz ki, İnneke ehake ca'e, muhakkak ki kardeşin geldi. O da o muhakkak ki ifadesinden ikna olur. Ya karşımızdaki muhatap çevresi inkari bir duruşu varsa, ne söylersek inkar edecek, reddedecek, karşı gelecekse, o zaman da tekitleri daha da fazlalaştırırız. Vallahi innehu kad ca'e deriz. Yemin olsun ki, muhakkak ki gerçekten o gelmiştir. Bakın, üç çevre, üç farklı ifade şekli, üç farklı cümle. Peki 1500 sene öncesinde taşlara tapan bir kavimden bahsedeceğiz ve Kur'an onları ikna etmek için gelecek. Hayır diyecek. Sizin Tanrı diye, ilah diye
taptığınız ya da vesile olarak edindiğiniz bunların hepsi boş birer iddiadır diyecek. Onların da kimi kabul edecek, kimi reddedecek. Peki o sözün bugünün dünyasında bir tesiri olur mu? Bize dese mesela deriz ki ya Rabbi biz putlara tapmıyoruz ki. Yok ki evlerimizde ya da sokaklarımızda Lat, Menat, Uzza, Hubel ya da diğerleri. Eğer biz Kur'an'ın o ifadelerini sadece o günün insanlarının Tanrı diye kutsallık atfettikleri o putlarla sınırlandırırsak Kur'an'a söylediğimiz bu cümlenin bir anlamı olur. Ama sınırlandırmasak, zihniyet olarak anlasak o günün dini yapısını ve bugünün zihni yapılarıyla uyuşup uyuşmadığını kıyaslasak o zaman anlarız işte Necim suresinde Lat'ı, Menat'ı, Uzza'yı kötüleyen, onları ayaklar altına düşüren Kur'an ayetlerini. Demek ki böyle bir anlayış lazımmış o günün dini yapısını incelerken. Öyleyse gelin inceleyelim. Ne dedik? 5 tane muhatap çevresi var dini yapı itibariyle ilk muhatapların. Ya karşıda müşrikler vardır, açılımları var, yeri geldikçe söyleyeceğim. Ya karşıda hanifler vardır, bir avuç da olsa. Ya karşıda sabiler vardır, bir avuç da olsa. Ya karşıda Yahudiler vardır, ya da Hristiyanlar vardır. Son vahyin ilk muhatapları bu 5 tane dini çevreden bir tanesine dahildirler. Biz en başa müşrikleri yazacağız. Çünkü Kur'an'ın en büyük savaşı onlarla. Kur'an'ın en büyük düşmanlığı şirk ve şirk zihniyetiyle. Müşrikler dediğimiz zaman aklımıza ne gelir? Aklımıza taşa, kendi elleriyle helvadan yapmış oldukları putlara ya da kutsiyet atfettikleri herhangi cansız ya da canlı bir varlığa tapan, tazim maksadıyla boyun eğen, Allah'ın yanında onlara da inanan bir dini çevre gelir. Bakın Allah'ı inkar değil. Müşrik dediğimiz zaman zaten Allah yanında bir şeylere inananı söylemiş oluruz. Yoksa Allah'ın dışında değil. Müşriklerde şerik, şirket vardır, ortaklık vardır. Allah vardır, yanında da başkaları vardır. Mutlak bir inkar değil. Böyle bir zihniyet var. Bu zihniyetin ana yatağı neresi? Kur'an'ın indiği iniş üssü Mekke. Peki söyler misiniz dostlar? Mekke'nin mimarı olan İbrahim ve İsmail Mekke'ye niçin gelmişlerdi? Onları oraya getiren baba İbrahim'in Harran'da putlara karşı vermiş olduğu mücadele değil miydi? Babil medeniyetinin yatağı Harran'da, yüzlerce yıldır Babillerin tanrıları olan o putları İbrahim kırdığı için Nemrut tarafından ateşe atılmış, sonra o ateşten Allah tarafından kurtarılmış, sonra Mısır'a gelmiş, Mısır'da da Firavun medeniyetinin tanrılarını görmüş, orayı da kerih sayarak Filistin'e gitmiş, Filistin'de de Allah'tan aldığı işaretle kundaktaki bebeğiyle gencecik hanımı Hacer'i Mekke'ye götürmüştü. Orada da yine Allah'tan aldığı işaretle tevhidin sembolü olan Kabe'nin duvarlarını yükseltmişti. Ömrü ve hayatı, bütün mücadelesi, tevhid uğruna geçen İbrahim'in beldesi, kenti şimdi putların, şimdi şirkin yatağı olmuştu. Bu nasıl bir iş Allah aşkına? İbrahim'i resmedin desek çocuklarımıza, hatta kendi zihin dünyalarımıza sorsak,
Bir İbrahim profili çizin, anında İbrahim'i biz elinde balta olarak çizeriz. Çünkü baltayla özdeşleşmiştir. Niçindir o balta? Allah'tan başka Allah yerine konan ya da onun alanını gasp eden tüm sahte tanrıları kırması için. Peki ne oldu da İbrahim'in kenti putlara teslim oldu? O halde bir put, putçuluğun tarihi seyrini çıkartmamız lazım. Bunun ana zeminine inmemiz lazım. Neden insan böyle bir şeye ihtiyaç duyar? Bu sorunun cevabını vermemiz lazım. Gelin öyleyse kısa da olsa bir tarihini çıkaralım. Ne kadardır putçuluğun tarihi? İnsanlıkla yaşıttır. Hemen Adem'in arkasındadır. Bu kadar eski bir tarihi ve yaşı var putçuluğun. Tarihi rivayetler işi Kabil'e kadar götürürler. Sözlü geleneğin bir rivayetidir ama aktarmakta bir beis yok. Derler ki bazı tarihi kaynaklar, Kabil'le kız kardeşi Lubut, Habil'le kız kardeşi İklima farklı farklı birer batında doğdular. Zaten Adem'in çocukları böyle doğardı. İnsan nesli gelişsin diye Havva validemiz her seferinde ikiz yavru doğururdu. Biri erkek, biri kız olurdu. İşte o ikiz yavrulardan Kabil'in kız kardeşi Lubut, Habil'in kız kardeşi de İklima'dır. Yine Adem Aleyhisselam'ın o dönemine mahsus olarak insan soyunun devam edebilmesi için bu ikizlerin çapraz evlenmeleri lazım. Yani Kabil'in Habil'in kız kardeşi İklima ile Habil'in ise Kabil'in kız kardeşi Lubut ile evlenmesi lazım. İmtihan bu ya. Kabil'in kız kardeşi çok güzel, Habil'in kız kardeşi ise güzel değil. Kabil vermek istemiyor. Ben diyor kendi kız kardeşimle evleneceğim. Habil diyor ki yapamazsın, Allah'ın emri böyle değil. Kabil karşı geliyor, hayır diyor. Bu Allah'ın emri değil, babamız Adem'in emridir. Bakın, zihniyetleri okumaya çalışın. Allah'ın emri mi, babamın emri mi? Baban kim? Allah'ın peygamberi. O zaman peygamberin emri Allah'ın emridir. Ama böyle anlamıyor. Ve bunun üzerine tartışma çıkıyor. Tartışmayı neticelendirmek için buradan sonrasını Kur'an anlatır bize. İki taraf da kurban adayacaklar. Habil davar sahibidir. Ya kendi davarlarından bir tanesini, en iyisini seçer ya da davarın vermiş olduğu sütten, peynirden en iyisini seçer, onu Allah'a kurban olarak adar. Kabil ise çiftçidir. Orada da bir sadakatsizlik yapar. Eldeki ürününün, mahsulünün en kötüsünü seçer. Ve ikisi de kurbanlık olarak takdim ettikleri şeyi arz ederler Allah'a. Allah da bir ateş gönderir. Habil'in kurbanını yakar. Yani o kurbanı kabul eder. Kabil'inkini ise kabul etmez. Kabil bu sefer daha da büyük bir hırs ile vallahi seni öldüreceğim der. Habil ise sen beni öldürsen bile ben sana el kaldırmayacağım der ve Kabil Habil'i öldürür. Adem Aleyhisselam çok üzülür bu olaya ve Kabil'i sürer Mekke'de. Kabil yanında kız kardeşi Lubud'u da alır Yemen'e gelir. Yemen'de bir müddet kalınca çocukları olur o evlilikten. Nesil orada da çoğalır. Bir müddet sonra şeytan şöyle bir telkinde bulunur Kabil'e. Aslında der, Habil'in kurbanını kabul eden Allah değil ateşti. Sen ateşe yalvar. Ateşten yardım iste. Ateş senin de birçok olumsuz yönünü giderecektir. Bu telkinler çoğalınca
ilk kez mecusiliğin temeli orada atılır. Ve bu sapma yavaş yavaş putlara kadar varır ve Kabil artık ateşin içerisinde sembol olarak taşınan ruhun bazı resimlerini, bazı heykellerini yaparak kendi soyundan gelen nesle onlara tapmasını tavsiye eder. Bu bir tarihi rivayet. Doğruluğu Allah-u Alem. Ama buradan anlıyoruz ki insanlık kadar yaşıt. Hadi biz Kur'an'ın verdiği bilgiyle yetinelim. Kur'an bize putçuluğun tarihini veriyor. Ne zaman biliyor musunuz? Nuh Aleyhisselam zamanında. İnsanlığın ikinci atası. Adem birinci atamızsa Nuh ikinci atamızdır ve Kur'an Nuh Aleyhisselam zamanında insanların taptıkları cansız varlıklardan bize bahsediyor. Hem de çok ilginçtir isim vererek. Nuh suresi 28. ayette. Ne diyor Allah? Ve dediler ki sakın ilahlarınızı bırakmayın. Hele Ved'den, Suva'dan, Yevus'tan, Yeuk'tan, Nesr'den asla vazgeçmeyin. 5 tane put ismi saydı Kur'an. Aslında bu Kur'an'ın genel uslubuna aykırıdır. Kur'an isim saymaz. İsim vermez. Özel isimler kullanmaz. Genel isimler kullanır. 1500 sene önceki 23 yıllık Kur'an'ın nüzul sürecinde Kur'an sadece o devrin insanlarından bir tane inkarcının, bir tane iman edenin ismini kullanmıştır. İnkarcı Ebu Leheb'tir. İman eden de Zeyd İbni Harise'dir. Başka yok. Yok, kullanmaz çünkü Kur'an. Ebu Bekir'i bile anan Kur'an ayeti zamir ile ona işaret eder. Tevbe suresinin 40. ayetinde. İsimlere yer vermez Kur'an. Peki niçin burada bu 5 tane put ismini açıkça saydı? Çünkü bunun bir hikmeti var dostlar. Hikmeti nedir biliyor musunuz? Tefsirlerimiz iki yorum verir. İkisini de aktaracağım. Birisi şudur. Derler ki birçok müfessirimiz burada adı anılan 5 tane put aslında 5 salih insana aitti. Yani Nuh Aleyhisselam'dan önce bu 5 şahıs kavmi içerisinde yaşayan salihler, abidlerdi. Kavimleri onları öyle sevmişlerdi, öyle sevmişlerdi ki bu şahıslar öldükten sonra, vefat ettikten sonra sırf hatıraları yaşasın diye onların adına birer heykel dikmişlerdi. Ve bu masumane düşünce nesiller arasındaki fasılalar uzayınca birdenbire sadece hatıra olmaktan çıkmış, Allah ile kendileri arasında birer vesileye dönüşmüştü. Ve Kur'an masumane olan bu sapmanın dahi nerelere vardığını gösterme açısından bu isimleri tek tek anarak o günün insanının gündemine de bugünün insanının gündemine de sokmaya çalışmıştır. Bu bir yorum. Bir diğer yorum biraz daha makuldür. Der ki o yoruma göre burada sayılan put isimleri aslında birer şahıs ismi değil birer sembol ismidir. Çünkü anlamları var. Nedir anlamları? Ved erkek savaşçı demektir. Suva güzel kadın demektir. Yavuz aslan demektir. Yeuk at demektir. Nesr kartal demektir. Güzel kadın, erkek savaşçı, diğer üçü de üç hayvan, gücün, izzetin, cesaretin sembolü olan üç tane hayvandır. Hepsini toplayın üst üste aslında insanların cesareti, kuvveti ve güzelliği
sembol edinme maksadı ile edinmiş oldukları tanrılardır. Bu ne demek? O günün insanı şunu diyor. Tanrıları müşahhaslaştırarak, yani kişileştirerek resmediyorlar ve Allah'a ait bir gücün aslında o sembolde hayat bulduğunu iddia ediyorlar. İşte burada anılan beş sembolle de aslında beş farklı alanın beş farklı ilahı olduğunu iddia ediyorlar. İbnül Kelbi Kitabul Esnam'da bize şöyle bir bilgi verir. Bu beş tane isim Allah Resulü söz söylemeye başladığı zaman Mekke'de Mekke insanının da kutsiyet atfettiği tanrılardı. Onların da bildiği, onların da aynı isimlerle andığı putların olduğu bir dönemdir ve Kur'an onların bildiği isimleri onlara söylüyor. Demek ki putçuluğun yaşı Kur'an'ın dilinde de Nuh Aleyhisselam'ın zamanına kadar gider. Peki dostlar, İbrahim'de nasıl oldu? İbrahim putları kırarak geldi Mekke'ye. Mekke'de tevhidi hakim kıldı. Putçuluk Mekke'de nasıl yatak buldu? Bu soru mühim bir sorudur. Bu soruya da İbni İshak bize cevap verir. Der ki, İbrahim ve İsmail Aleyhisselam'ın vefatından sonra bölgeye Cürhümiler hakim oldu. Cürhümilerin hakim olduğu zaman zarfında şöyle bir düşünce gelişti. Bazen harem ehli ya ticari bir maksatla ya da farklı bir mülahazayla Mekke'nin dışına çıktıkları zaman yanlarında küçücük taşlar götürürlerdi, haremin taşlarını. Derlerdi ki, hiç değilse Kabe'den ayrı kalmamızın hüznünü yanımızda götürdüğümüz bu taşlarla teskin edelim. Ve nesiller arada çoğalınca bu ufacık sapma da büyümeye başladı. Önce nasıl oldu biliyor musunuz? O giden harem ehli Kabe'den ya da Mekke'den götürdüğü taşları koydu, etrafında tavaf etmeye başladı. Kabe'nin hatırına, daha o taşlara tapma yok. Onu gören, o yörenin halkı nedir bu diye sordular. Onlar da bu Kabe'nin haremin taşıdır dediler. Yahu siz geri gideceksiniz tekrardan hareme. Ne de olsa merkez sizin elinizde. Hiç değilse şu taşları giderken bize bırakmaz mısınız dediler. Onlar da bırakmaya başladılar. Ve bir anda Hicaz, şekilsiz ama kutsal sayılan taşlara kutsiyet atfetmeye başladı. Böyle bir alt zemin oluştu Hicaz'da. Böyle bir alt zemin oluşunca dostlar, hatırlayın o coğrafyanın özelliğini, dünyanın tamamıyla bağlantısı var. Ticari maksatla Kabe'den dolayı, o geçiş noktalarından dolayı dünyanın tamamıyla ilişkisi olan o coğrafyanın İran Sasanilerle ilişkileri var, Babil'le ilişkileri var, Mısır'la ilişkileri var, Yemen'le ilişkileri var. Batı Roma'nın taşımış olduğu putperest düşüncesini Şam'da yerleştiren o insanların Şam'la da ilişkisi var. Bu kadar putperestliği hayatlarının merkezine yerleştiren bölgenin diğer unsurlarıyla da ilişkisi olunca Mekke'nin hemen anında dışarıdan gelen bir putperestlik düşüncesini kabul etti. Çünkü zemin hazırdı. Taşlara kutsiyet atfeden bir coğrafyanın üzerinde böyle bir şeyin yatak bulması zor olmadı. Hep düşünmüşümdür hacda, Allah niye bizi Kabe'nin etrafında döndürürken Mina'da da şeytana taş attırır diye. Bunun da o güne ait bir ayağı olması gerekir. Bir tarafta taşın etrafında döndüren Allah,
bir tarafta taşa taş attırıyor. Bunun altında yatan şey şudur. Sizi burada döndüren, tavaf etmenizi isteyen Allah, taşın etrafında değil, oradaki mananın etrafında dönmenizi istiyor. Ve diğer tarafta da herhangi bir sapmaya yol açmaması için taşa taş attırıyor. Taşta kutsallık olmadığını size gösterme adına. Ama o günün insanı bunu anlayacak düzeyde değildi. Alt zemin masumane bir şekilde gelişince civar yerlerden gelen putperestlik düşüncesini kabulde zorlanmadı. Bardağı taşıran ne oldu biliyor musunuz? Cürhümilerden sonra Kabe'nin idaresi Huzalıların eline geçti. Huzalıların lideri Amr İbni Luhay. Cömertlikte destan olan biri. Halk öyle bir seviyor ki liderlerini, öl dese ölecek, kal dese kalacak şeklinde. Ve bu Amr bir gün Şam'a bir seyahate gidiyor. Bakıyor ki Şam ahalisi şekilli putlara tapıyor. Madem biz de tapıyoruz diyor putlara, bizim şekilsiz onların şekilli. Şuradan güzel bir tane satın alayım da götüreyim Mekke'ye, Kabe'ye. Bundan sonra bizim insanımız da şekilli putlara tazim etsin. Ve oradan bir put satın alıyor. Kırmızı akikten yapılmış insan suretinde bir put. O put hangi put biliyor musunuz? Hubel. Ta Allah Resulü'nün zamanına kadar varlığını devam ettirecek bir puttur. O zaman tarihler neyi gösteriyor? Milattan önce 3. yüzyıl. Efendimizin yıktığı tarih Mekke'nin fethi. Bakın neredeyse 1000 senelik bir zamandan bahsediyoruz. 1000 sene boyunca o günün insanı bu putun arkasından gelen onun gibi putlara tapmaya başladı. Ne demek Hubel? Bir manası olması lazım. Dilcilerimiz derler ki bu muharref bir kelimedir. Aslı Habel'dir. Habel İbranice bir kelimedir aslında. İbranice'den Arapça'ya çevrilirken Hubel diye çevrilmiştir. Peki Habel ne demek? Habel iki kelimeden oluşur. Ha ve bal. Ha İbranice'de harfi tariftir. Arapçadaki el takısı gibi. Bal Rab anlamındadır. Kur'an'da da bal kelimesi geçer Rab anlamında. Habal er Rab demektir Arapça aslında. Rab isminin Hubel şeklindeki telaffuzudur. Ve gerçekten de o günün Arabının Hubel tanrısına yüklemiş olduğu mana aynen Kur'an'ın Rab ismine yüklemiş olduğu mana ile birebir aynıdır.